Nesebi şüpheli kimselere uymayın. İmam Ali aleyhisselam, Malik eşleri vali kıldığında Mısır halkına yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Size Allah'ın kullarından korku günlerinde uyumayan bir kulu gönderiyorum. Onu dinleyin. Hakka uygun olan emrine itaat edin. O Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. İtaatlerin en üstünü lezzetleri terk etmektir. Günahlardan sakınmanın en üstünü şehvetlerden uzak durmaktır. Akıllıya itaat et, ganimetlen. Cahile isyan et, salim kal. Sana isyan etse bile kardeşine itaat et ve o sana cefa bile etse sen onunla ilişki kur. İlme itaat et ve cehalete isyan et ki kurtuluşa eresin. Sana nefsini ıslah etmeyi emreden kimse itaat etmene en layık kimsedir. İtaat etmene en layık kimse sana sakınmayı emreden kimsedir. Seni heva ve hevesten sakındırandır. İmam Ali aleyhisselam yine şöyle buyurdu. İtaat etmene en layık kimse, kendisinden kaçamayacağın ve emrini reddedemeyeceğin kimsedir. İmam Hadi aleyhisselam, her kim dostluğunu ve düşüncesini emrine verirse, sen de itaatini emrine ver buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, selim bir kalbe sahip olan kimseye ne mutlu ki hidayet edene uyar. Kötülüğe sevk etmek isteyenden kaçınır. Gözlerini açan kimsenin verdiği basiretle kurtuluş yolunu bulur. Hidayeti emredene itaat eder. İtaate layık olmayan kimseler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanete uğrat derler. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Dikkat edin, dikkat edin. Makamıyla övünen, nesebiyle başkalarına karşı büyüklenen, kazasına karşı koyarak ve nimetlerini görmezlikten gelerek Rabbine çirkin şeyler isnat eden ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri inkar eden büyüklerinize ve idarecilerinize itaat etmekten sakının. Saf suyunuza bulanık sularını katıp içtiğiniz, sıhhatinize hastalıklarını karıştırdığınız, hak inancınıza batıllarını girdirdiğiniz nesebi şüpheli kimselere uymayın. Onlar fıskın temelidirler. Yine şöyle buyurdu. Her kim yaratığa itaate ve yaratıcıya isyana boyun bükerse dini yoktur. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim Allah'ı hoşnutsuz kılacak bir iş yapmakla bir yöneticiyi hoşnut kılarsa, aziz ve celil olan Allah'ın dininden dışarı çıkmıştır. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Gevşek davranan hakları zayi eder. Söz taşıyana uyan da dostunu kaybeder. Yine buyurdu ki, birisi sana muhtaç olursa, sana itaati de sana olan ihtiyacı miktarıncadır. Yine buyurdu ki, üstündekine itaat et ki, altındaki de sana itaat etsin. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. İtaatler azalınca günahlar çoğalır. Her kimin kalbi Allah karşısında mütevazı olursa, bedeni Allah'a itaatten usanmaz.